6 Şubat depreminde evimiz hasar görmüştü. Bazı noktalarında çataklar oluşmuştu. Fakat son bu Ekim ayında meydana gelen depremde o çatlaklar tamamıyla yarığa dönüştü. Evin belli yerlerinde hasarlar oluştu. Tavanda bazı döküntüler meydana geldi. Demir kısımlar ortaya çıktı binanın. Yani biz o günden beri açıkçası evde çok tedirgin yaşıyoruz. Gerçekten yani çocuklarım çok korkuyor bu noktada. 45 yıl önce babam tarafından yapılmıştı. Yani hiçbir mühendislik çalışması yok. Babam kendisi zaten kalıpçı, yani inşaat sektöründe uzun yıllar usta olarak çalıştı. O dönem imkanı olmadığı için kendi imkanlarıyla binayı inşa etti. Tabii nüfusu artınca, kardeşlerimin sayısı artınca da evin üstüne bir kat daha attı. 20 yıldır da üst katı var. Ev iki kattan oluşuyor. Şimdi oluşan depremde ev oldukça hasar gördü. Ortaya çıkan çatlaklar tamamen yarığa dönüştü. Tabii o gün ben AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne de haber verdim. Sağ olsun Sayın Valimiz de bu noktada devreye girdi. Acil bir şekilde ekiplerin buraya gelmesini sağladı. Ekipler kontrol etti binayı ve evin oturulamayacak durumda olduğunu, büyük hasar gördüğünü söylediler. Bu noktada da rapor oluşturacaklarını söylediler. Yani şu anda biz ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Talebiniz nedir peşinde? Ben gazeteciyim. Açıkçası belki tanıdığım çok fazla yardım kuruluşu da olabilir. Çok fazla çevrem de olabilir. Fakat mesleğim icabı ben gidip kimseye el uzatamam. Kimseden yardım talebinde bulunamam. Kimseye gelin benim evimi yeniden imar edin diyemem. Ama kendi devletimden bunu bekleyebilirim. Hiç olmasa devletin bu noktada bana sahip çıkmasını bekliyorum. Mevzuat gereği Siirt'te en az %10'luk bir hasar oluşması gerekiyor deprem yardımından faydalanabilmem için. Fakat görünen o ki şu anda ben o deprem yardımından da faydalanamıyorum. Ne gecemiz ne gündüzümüz belli değil. Yeri geliyor gecenin yarısında da evi bırakıp çıkabiliyoruz. Benim tek korkum eve döndüğümde çocuklarımın o evin altında kalmış olması. Yani bensiz çocuklarıma bir şey olmaz.